Selamlar millet, Minecraft Survival'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Şu anda neden evden başladığım bilmiyorum ama sanırım en son oyuna girdiğimde geceydi ve ben de zombilerden kaçmak için, videoya girebilmek için evin içine girdim. Şimdi arkadaşlar, biz en son köye geldik. Eski dünyayı kaybetmemizden bahsediyorum. En son biraz maden yaptık, görmüş olduğunuz gibi envanterimizde 46 tane demir, 4 tane elmas, 10 tane altın var vesaire vesaire. Bir sürü malzememiz var zaten envanterimizde. Bu bölüm fazla bir sıkıntı yaşamayacağız. Bir demir set yapmaya koyulacağım. Ardından düzlük bir arazide tekrardan evimizi yapmaya koyulacağım. Büyük ihtimalle ufak bir ahır yapabilirim bu bölümde de. Nasıl gelişecek ben de bilmiyorum. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Ha, bu arada video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve açıklama kısmının sunucusuna gelirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi alabileceğimiz neler var? Şimdi envanterimi hemen hızlıca şuraya boşaltacağım. Buğday tohumları kalsın yanımızda, tamam mı? Şey yaparız, kendi tarlamızı yaparız. Bayağı da yemeğimiz varmış bu arada. Fazla kömürümüz yok anladığım kadarıyla. Tamam, idare eder şimdi herhalde bu kadarı. Bir kısmına da odun koyacağım. Demirleri koydum. En üstte de geri kalan demirleri koyuyorum. Bunlar pişene kadar siz de video beğenmeyi, kanalı değilseniz abone olmayı ve Discord'unuzuma gelmeyi unutmayın. Odun vermeyelim daha fazla buraya. Baya baya demirler var. Hepsi pişsin. Ben de o zamana kadar bakayım etrafa neler toplayabilirim. Bak, pancar alayım şuradan. Bir tane patates aldık mı? Patatesimiz varmış da ben havuç alacağım. Domuz çekeriz diye etrafımıza. Burada bir tane ev var. Oha bak, bütün evler dolu ama demirci falan yoktur. Oo, burada da samanlar varmış. Hemen bu samanları toplayalım. Hemen gidip demirlerimizi toplayalım. Ondan sonra da kendi hayat maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Şaka 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 yaptım, şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Bir. Oğlum, bu kadar güçlü vuracağını düşünmüyordum ve ben o kadar hızlı tepki vereceğimi de düşünmüyordum açıkçası. Ayıp yaptın yani. Bir altı üstü bir demirini alacaktık. Bir gülünü alacaktık. Yaptın gerçekten ayıp. Arkadaş olacaktık seninle. Gerçekten yaptığın çok kırıcı, golem. Demir demirdir. Golemi kestiğim için üzgünüm. Sizin bir koruyucunuz yok artık ama yapacak da bir şey yok. Bunlar da bizim bu köye işaretimiz olsun arkadaşlar. Bizim demirimizin olduğu ev ha şu tarafta. Şu fırınları alalım. Bayağı fırın bırakmışız buraya bu arada. Sırf yer açılması için pancarı yedik. Peki şu akasyanı, her neyse, bak şu taraflardan gidebilirsek aslında bence güzel bir yer bulabiliriz. Biz ne tarafa gidebiliriz? Ben hemen şuradan bir tane kayık yapacağım, tamam mı? Kayıkla beraber gezebileceğimiz bütün noktalara. Aa, kayığımız varmış zaten. Yağmurun dinmesini mi beklesem acaba ya? Ne yapsam bilmiyorum. Tamam, güzel güzel ilerliyoruz. Galiba ben bu taraftan gideceğim. Aynen, bu taraftan gidersem çok daha iyi olacak. Şu şekilde, tamam, tekrardan teknemi geri aldım. Şimdi buralardan ilerleyip biliriz güzel bir şekilde. Kırık portal mı? Evet, kırık portal bulduk. Burada kırık portalı bulmam gerçekten beni çok şaşırttı. Bakalım neler var. Obsidyen var. Aa, obsidyenle nelere gidebiliriz? Bir 64'lük zaten buğday tohumumuz var. Bu ne? Kaybolma lanetini istemiyorum. Hepsinde kaybolma laneti varmış. Buradan altını alayım. Aldım mı? Alamadım mı? Altın yandı. Hayır, ya be. Daha fazla lavlık problem yoktur diye düşünüyorum. Oğlum, sen nasıl yandın oradan? Sanırım şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. O tarafa gidersek ben kurtulacağımızı düşünüyorum. Ve düzgün bir alan bulabileceğimi de düşünüyorum. Abi bak, ne zaman mağaraya girmek istemesem o zaman çok güzel mağaralar karşıma çıkıyor. Buralarda dolaşmak için pek fazla nedenimiz kalmadı. O yüzden tekneme binip yine buralardan uzaklaşıyorum. Abi çöle geldik ya. Çöl değil. Çölün etrafına nasıl atlatabiliriz? Yo, çöle gelmemişiz aslında. Sadece sahile gelmişiz. Şöyle buraları hemen hemen kırıyorum. Pandalamızı aldık mı? Aldık teknemizi, pardon. Şimdi aslında bu taraflara yerleşmemiz gerçekten güzel olur. Gerçekten hoş ve mükemmel gibi görünüyor. Eğer küçük bir ada parçasıysa burası asıl problem, zaten o zaman başlayacak. Karnımızı doyurduğumuza göre buralardan artık hızlı bir şekilde uzaklaşabiliriz. Sağ tarafta bir şeyler mi vardı? Yok. Aa, odunlarmış. Aslında bu biyom falan çok güzel. Daha düzgün bir yer bulsam gayet iyi olacak. Evimi yapacağım yeri buldum. Buralar gayet güzel, hoş duruyor arkadaşlar. Ben burayı çok sevdim. Dediğim gibi bir önceki videoda da demiştim. Hani şey olarak. Zaten suyun dibinde bir yerde yapacağım diye. Aynı şekilde burası gerçekten çok hoş bir yer. Arkadaşlar, ben biraz etrafa baktım, geldim, gördüm. Anladığım kadarıyla buradan daha düz, daha güzel bir yer yok. Burada biraz yerleşimi netleştirmemiz lazım. Ondan sonra evimizi yapmaya başlayacağız. Belki bir tık büyük, belki bir tık küçük yapabiliriz ama yine de olabildiğince güzel bir ev yapacağım. Buraya direkt sandıkları koymakla başlıyorum. Kaç tane sandık yapacağım? 3 tane değil de 2 sandık yeterli olur herhalde. Şimdi buraya üzerimde ne varsa hepsini atıyorum. Bir tane set yapacağım. Hazırda dursun setimiz. Kalkanımız var zaten elimizde. Fırın yeri yapacağım. Şu yemeğimizi alalım. Yani göğüslük yapalım. Göğüslük bizim işimizi görecek bir süre. Bu envanterimize kalsın şu şekilde. Bu ağaçları toplayarak başlıyorum ve buraya yerleşmeye hazırlanalım. Arkadaşlar, sonunda belli bir kısmı, yani bu kısmı temizledim. Bu ağaçları kırarken aklıma da şöyle bir şey geldi. Bir önceki videoda yaptığımız balıkçı yeri, balıkçı yerinden ziyade işte köprü möprü yapabileceğimiz belli güzel aralıklı güzel bir yere benziyor aslında burası. İşte şuraya evimizi yaparız. Ne kadar büyüklükte olur, ne kadar küçüklükte olur bilmiyorum ama buradan buraya balıkçı olur büyük ihtimalle. Şu bayağı bir hoş tüyümüz var. Kuş kütüğüyle bence buraları çok güzel yaparız. 16'ya 16'lık gayet iyi gider diye düşünüyorum.
12-12'lik çok güzel gider diye düşünüyorum ben. 12-12'lik mükemmel mükemmel. Buraya yapalım. 1-2-3. Başımın üstünde şey varmış, yaprak varmış. 2. 2 mi oldu? Aynen 2-3-4. 4-5 blok yapsak. 4 blok yeterli galiba. Neyse ben yine 5 blok yapayım. Güzel olur. Buradan geriye doğru yapacağız bu arada. 12-12'lik bir arada 10 boşluk olacak. Tamam, içeri 10 olacak. 1-2-3-4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 blok buraya. 1, 2, 3. Alt katmanı önce bir yarım bloklarla kapatalım hızlıca. Ardından geri kalan her şeyi yapacağız. Yer içinde yine aynı şekilde huş kütüğünü kullanacağım arkadaşlar. Tamam, şu anda burayı kazdım ve çok güzel oldu. Hemen buralara bunları dolduruyorum. Bütün koymaktansa böyle parça parça koymak daha iyi yani. Parça parçadan ziyade basamak basamak koymak daha iyi. Şöyle hemen bunları koydum. Çok güzel. Tahtaları iyi yerleştirdikten sonra da tek yerleşime başlayacağım. Yatağı koymam lazım en başta. Yatağı koyduktan sonra her şey zaten patır patır. Yanlışlıkla alta doldurur ama bir şey olmaz herhalde. Çünkü daha alt taraf için pek de fazla bir şey yapmadık açıkçası. Hemen buraları doldurdum. Doldurdum. Tamam. Şimdi gideceğim biraz kum alacağım. Kum aldıktan sonra evin pencerelerini yapacağım. Ardından çatıya girişeceğiz. Şuraları hemen toplayayım. Yakın yerlerde şu olması lazımdı. Ufak sahil tarzı bir yer olması lazımdı. Bütün kumu sömürmemiz gerekiyor galiba. Böyle birkaç stack almamız lazım ki işimizi görebilsin ancak. Ve gece oldu, daha zombiler doğmadan hemen buraya yatağımızı koyalım. Evin girişine oldu ama paralel bir şekilde bir şey olmaz, problem değil o kadar. Bu arada arkadaşlar, siz de değilseniz hala kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında link bulunuyor. Tam bir stack falan hala, pardon, yeni bir stack olmaya başlamış. Şuraları toplayayım da suya denk gelmeyelim bu arada. Suya denk gelirsek çok kötü olur. Sanırım suyun tam arkasındaki blokları kırıyorum. Buraları daha sonra gelip toprakla dolduracağım. Böyle bırakmayacağım. Ekosistemi bozmayalım. Burada kumluk alan var. Herhalde 3-3,5 stack falan topladıktan sonra tekrardan evin olduğu noktaya gideceğim. Umarım evin olduğu noktayı kaybetmem. Şu karşı tarafta da kum vardı ama bu taraftakileri direkt toplayıp gideceğim artık. Gerçekten çok fazla kumumuz oldu. Suyun arkasındaki blokları kırınca su geliyor. Bak yine aynı şeyi yaptım ama. Tamam, şu köşedekini alırsam herhalde problem olmayacak. Tamam, topladığım sayı ne kadar kumumuz var şimdi, bir de ona bakalım. 3 stack kumumuz var. Toplayabiliyorsam bir stack daha toplayacağım, ardından eve dönüş yapacağım. Buralara gittim, tamam. Hadi şuralar var, tamam. Buradaki kumları da toplayacağım, ardından dönüş macerası başlayacak. Bayağı acıkmışız bu arada. Açlıktan teklemeye falan da başlamışız, tamam. Kısmını zaten çok önceden halletmiştik, köyleri falan yağmalayarak. Bu konuda gerçekten şanslıyız. Umarım evimi kaybetmem. Tamam, evimi buldum. Bu evin sonunda koordinatlarını. Şimdi buraları hemen bu şekilde bıraktım. Hemen fırınlarımızı yerleştireceğim. Ardından orada fırınlar nerede? 4 tane fırınımız var. 4 tane fırına yeter mi bilmiyorum. Hemen buradan giriyorum ve taş toplayacağım. Ufak maden giriş yapmış olacağım buradan yani. Güzel. Oo, bayağı da kömür çıktı. Zaten kömüre de ihtiyacımız vardı o camları pişirmek için. Bu da gayet iyi oldu. Direkt zaten karşımıza çıkınca bayağı işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Kaç tane? 15 tane falan oldu. Güzel. Daha fazla toplamamız gereken var mı? Yok gibi duruyor. 20 tane var şu anda. Her tarafı 4 tane vereceğim. Şu anda 22 tane taşım var. Kaç tane daha fırın yapabilecek kadar taş. Bu fırını da aynı şekilde bu 64'lüğü koyacağım. Geri kalan fırınlarda ise eğer yer kalırsa, bunlarda yer kalırsa 15'liği de koyacağım. Bu pişenlerden hemen camları topluyorum. İnce cam yaparak evin camlarını koymaya başlayacağım. 48 tane topladık. Çok güzel. 1-2-3-1. Bir, buraya yanlışlıkla bir tane fazla, Allah aşkına, iki tane cam boşu boşuna gitti. Tamam, problem değil. Buraları buraya doldurdum. Şu üstleri de dolduracağım. Üstler de önemli gerçekten. İki tane kaldı. Birini buraya burayı dolduracağım. Onun için yeteri kadar malzemem yok. Biraz daha cam pişmesini bekleyeceğim. 21 tane var. Lan ben çiğinlere koydum. Çalışma masası buradaymış, elimdeymiş. Aa, böyle değil. Doğru. Şu alttaki alt şeyi doldurmam lazım. 48 tane yaptık tekrardan. Bence tamamen yeter herhalde buraya. Ben öyle düşünüyorum. Az önce 2 tane falan da zaten boşa çıktı. Şu üst kısımlar kaldı. Hemen üst kısımlara dolduruyorum. Bu arada bu çatı kısmını da dediğim gibi yarım basamaklardan kullanacağım. Basamaklarla beraber yarım basamak diye de geçiyordu belki. Tam olarak hatırlamıyorum. Üst tarafı dolduracağım. Sonra çatı kısmını yapacağım ve videoyu hafiften bitireceğim. Onun için biraz daha odun toplamaya gideceğiz. Bu şeylerin daha fazla pişmesine gerek yok bence. Daha fazla ne yapabiliriz bilmiyorum. Belki şeyler için kullanabiliriz. Seralar için kullanabiliriz. Bu arada bir 64'lük falan yetermiş herhalde. 1 veya 2 64'lük cam yetiyormuş. Şimdi bu üst kısımlar için hemen basamaklara ihtiyacımız var. Bütünden yeteri kadar çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çıkartamayacakmışız, onu anladım. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Kumların bir kısmını kullanarak yapacağım. Hatta o kırık taşlardan merdiven yapacağım. Bu merdivenleri kullanarak yukarı çıkabilirim diye düşünüyorum. Ya da şöyle yapayım. Bir, yanlış oldu. Topla şurayı. Şunu kırıyorum. Orada kalmasın boş boşuna. Şuraya koydum. Bunu yerleştirdim. Koydum. Yerleştirdim. Sanırım burası böyle olmamalıydı ama
Buraya aldım. Bunu buraya yerleştirdim. Tamam, böyle de problem değil. Böyle de olabilir. Hiçbir problem yok. Tamam, şimdi buradan geri kalan her kısmı neymiş bunlar? Bu arada kuş basamakmış. Boş boşuna yarım basamak demişim bunları. Şuraları hızlıca dolduruyorum. Bu merdivenin üst kısmını doldurmayacağım. Ta ki şu kısma kadar. Bakalım buradan geçiş yapabiliyor muyuz? Çok rahat geçiş yapabiliyormuşuz. O yüzden oralara dokunmayacağım. Ben hemen buraları hızlıca doldurup geliyorum arkadaşlar. Boş boşuna buraları kapatmamız. Buraları kapatmamam gerekiyordu aslında. Buraya ikinci katı çıkar mıyım? Çıkmaz mıyım? O konuda pek bir fikrim yok ama. Çıkarsam da ileride tekrardan çatıyı kırarım. Çatı üzerinden devam ederim. Şimdi buralara da üst kısma şey yapacağım. Gerek var mı diye düşünüyorum da şu anda. Aslında hiç de gerek yok arkadaşlar. Buraya sadece kapıları yapacağım. Kapıları yaptıktan sonra da pek bir şey kalmıyor zaten. Üst kısmı sadece buraları da kapatacağım. O kadar. Başka da bir şey yok. Bunu buraya geri yerleştirdim. Bu merdiven altındakileri de tekrardan alıyorum. Aslında bunlar kalsın. Buraya çok güzel bir tasarım fikri geldi aklıma. Altına bir şeyler yapacağım şimdi, göreceksiniz. Kaç tane odun toplayayım. Bu tahtaları çeviriyorum ve hemen çit yapacağım. Bunun yarısını çevireyim. Zaten fazla bir çite ihtiyacımız olmayacak herhalde. Fazla da bir şey kullanmayacağız gibi görünüyor. Ay, aslında ihtiyacımız varmış, pardon. Yarısını at, yarısını attım buraya. 12 tane herhalde yeterli. Eksileceğini düşünmüyorum. 1, 2, 3, 4'ünü buraya yerleştirdim. Çok güzel oldu. En azından merdiven ufak bir detay olmuş oraya da. Olmuş oldu oraya da. Bence çok güzel. Merdiven detayını da hallettik. Muhteşem gibi görünüyor. Hemen buralara kapı yapacağım. Kapı yaptıktan sonra da herhalde videonun yavaş yavaş sonuna geleceğim. Sizler de bir sonraki videolarda neler yapmamı istiyorsanız onları yorumlara yazarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten bunlara yakın zamanda ufak ufak tasarımlar da ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz için de çok rahat olacak bence. Bir sonraki videolarda buraya bir tane balıkçı kulübesi yapacağız. Şuraya bir tane liman yaparız. Şuradan şuraya köprü yaparız. Şu ileriden köprü yaparız. Ya da bu balıkçı limanının yanından, hatta şuralardan falan bir yerden tam şu karşıya kadar bir köprü yaparız. Bu şekilde güzel güzel şeyler yaparız. Buraya ne yaparız bilmiyorum da arka tarafı biraz düzleriz ve arka tarafa hayvanlar için bir yer yaparız. Böyle de güzel güzel ilerler. Hatta şu yaprakları kullanarak da bu eve birkaç tane detay yapabiliriz. Benim yapacağım başka bir şey var mıydı? Yok diye biliyorum. Bir içeri tekrardan gireyim. Tam da düşündüğüm gibi yapacağım pek de bir şey kalmamış arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Uyduluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hala kanala değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi, tabii ki beğenin mutlaka. Bunlar önemli şeyler. Ve açıklama kısmındaki Discord sunucuma mutlaka mutlaka gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.